Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusunun da gündeme geleceği NATO liderler zirvesi çarşamba günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesi hem NATO Genel Sekreteri ile hem de İsveç Başbakanı ile telefonda ayrı ayrı görüştü. Erdoğan iki ülkenin teröre karşı net tavır sergilemesi gerektiğini bir kez daha söyledi. Henüz elle tutulur bir açılım göremedik dedi. NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir. Biz bunlara buyurun devam edin diyemeyiz. Buyurun NATO'ya girin diyemeyiz. Türkiye'nin talebi net ve açık. NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'nın teröre karşı net tutum sergilemesi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine Türkiye'nin itirazı sürüyor. Terör örgütlerine destek veren iki ülkenin üyelik talebiyle ilgili diplomasi trafiği de devam ediyor. Onlar belki bizi anlamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Erdoğan, NATO Genel Sekreterine bir kez daha iki ülkenin terör örgütü PKK, PYD, YPG'ye karşı somut ve samimi adım atması gerektiğini söyledi. Ayrıca Türkiye'ye yönelik savunma ambargolarının kaldırılmasını istedi. Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci görüşmeyi İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la yaptı. İsveç'in terör örgütü PKK, PYD, YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu noktada İsveç'ten Türkiye'nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti. Erdoğan, silah ambargosu ve savunma sanayi sektörüne yönelik kısıtlamalar kaldırılsın, iade ve sınır dışı talepleri karşılansın dedi. Bütün bu konularda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini de kaydetti. Milli İstihbarat Teşkilatı son derece önemli bir operasyona daha imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında bilgi derleyip Yunan istihbaratına aktardığı tespit edilen Yunanistan vatandaşı Muhammed Amar Ampara operasyonla yakalandı. MİT kritik bir operasyona daha imza attı. Yunanistan adına casusluk yapan Muhammed Amar Ampara operasyonla yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilat ekipleri Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı tarafından Türkiye'ye gönderilen Ampara'nın casusluk yaptığını ortaya çıkardı. Türkiye seyahatlerinde iş adamı gibi davranan ve ticaret adı altında casusluk yaptığı belirlenen Yunan vatandaşı takibi alındı. MIT'in operasyonuyla yakalanan Ampara'nın sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı belirlendi. Yunan casus Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ'ye müzahir iş adamları ile ilgili de Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın talimatıyla araştırmalar yapıyordu.